Ve daha zamanı. 1950'lerde Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmayı paylaşacağım sizinle bu akşam. Doktor Kurt Richter diye bir bilim insanı. Bu ekip ve o ve ekibi suda ne kadar dayanabileceklerini kontrol etmek için anlamak için fareleri araştırıyorlar ve fareleri suya bırakıyorlar. Araştırmalarda bu, burada çok tatsız bir şey, tatsız bir deney. Yani fareler suda ne kadar yüzebilecekler, bunu bunu anlamaya çalışıyorlar. 15 dakika içinde farelerin bulduklarını tespit ediyor. 15 dakika içinde güçleri bitiyor. Daha sonra araştırmacılar, aynı araştırmacılar fareleri yorgunluktan boğulup ölmeden önce birkaç saniye önce fark ediyor, görüp Onları sudan çıkartıp birkaç dakika dinlenmelerine, nefeslenmelerine izin verip sonra ikinci bir round tekrar suya bırakıyorlar. Sizce ikinci denemede, yani bir de üstüne yorgunlar suda kalmışlar, suyun üstüne kalmaya çalışmışlar. İkinci denemede ne kadar dayanmışlar? 15 dakika, 10 dakika. Ne kadar? 5 dakika, 3 dakika, 1 dakika. Doğru yanıt çok düşündürücü. Doğru yanıt 60 saat. Bir daha söyleyeyim mi rakamı? 60 saat. İlk denemede 15 dakika içinde hayatını kaybeden ya da artık vazgeçen, kendini suya bırakan, artık ölüme terk eden fareler 60 saat hayatta kalmak için debeleniyorlar. 60 saat. İkinci test, o ikinci test roundunda Fareler sonunda kurtulabileceklerine inandıkları için vücutlarını daha önce imkansız sandıkları şeylen daha fazla daha fazla zorlayıp hayatta kalıyorlar 60 saat boyunca. Çünkü inanıyorlar. Bir şekilde hayatta kalabilirim diye. Eğer umut yorgun fareleri bu kadar uzun süre ayakta tutabiliyorsa kendini ve yeteneğine inanan ve ona göre davranan bizler çok daha iyisini yapabiliriz. O yüzden asla pes etmeyin. Asla pes etmeyin. Ne olursa olsun pes etmeyin. Çünkü insan pes etmediği sürece güçlüdür. Ve daha da güçlenir. Benden bu akşamlık bu kadar. Çok seviyorum. Hoşçakalın.